açıyoruz. Hem ülke hem dünya ama İzmir'e elbette ki özel bir pencere açıyoruz. Farklı konu ve konuklarımızla birlikte sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bir taraftan oradan yorumlarınız ya da sorularınız olursa onları da zevkle yanıtlarız elbette ki. Uzun yıllardır tarım, gıda, kent ve ekoloji alanlarında aslında sizlerle, daha doğrusu okurlarıyla buluşmaya devam etti haberleriyle. Gazeteci, yazar, aslında bir title daha ekleyeceğim ama o sakıncalı olur mu diye tedirginim akademisyen kısmında. Yine sorarız elbette ki. Kimden bahsettiğimi sanıyorum birçok kişi, özellikle takip edenler anlamışlardır. Gazeteci, yazar Murat Büyük Yılmaz bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Bu sefer bir kitapla aslında birlikteyiz. Şimdi gazeteci, yazar ve bir kısmı da sakıncalı olur mu diye ben söze başladım. Belki ilerleyen dakikalarda vaktimiz olursa neden böyle dedim onu da açarız. Aynı zamanda da bir taraftan basın danışmanlığı görevi de yürütüyorsunuz Selçuk Efes'te. Ama bu sefer dedik ki son zamanların küresel iklim krizi ve gıda, özellikle pandemiden sonra daha da stratejik hale gıdanın gelmesiyle, o kapıların kapandığında ülkelerin kendisine yetebilmesinin ne kadar önemli olduğunu anladığımız dönem ve beraberinde gelen ekonomik krizle birlikte gıda çok önemli bir alana doğru evrildi. Şimdi neden söze böyle girdim? Çünkü kitap Gıda Krizinden Egemenliğe Bir Yol Var ismiyle yayına girdi. Dolayısıyla biz de bu kitabı konuşalım istedik. Hem gıda anlamında konuşalım. Yani neden bu kadar önemli? Neden kitaplar yazılıyor? Neden televizyon programlarında bunca tartışılıyor? Ve elbette ki bu kitaba giden yol nasıl çizildi? Yani aslında önceden planlanarak yazılan bir kitap değil. Tam da sizin söylediğiniz gibi, yani pandemi sırasında kapılar kapanmıştı. Gıdanın ticareti, bütün tedarik zincirinde olduğu gibi kırılmalar olmuştu ve Türkiye açısından da çay üreticilerinin yaşadıkları sorunlarla birlikte girdi. Yani çay üreticisi insanlar, müstahsil deniyor bunlara. Bu müstahsiller aslında büyük kentlerde yaşıyorlar. Çünkü yılın tamamında Doğu Karadeniz'de yaşayıp geçinmek çok mümkün değil. Dönemsel olarak köylerine, memleketlerine gidiyorlar. Ve müstahsiller çaylarını toplamaya gidemiyorlardı. Diğer taraftan çay toplanırken tarım işçileri Gürcistan'dan geliyor ama sınır kapıları da kapalı olduğu için tarım işçileri de gelemiyordu. Yani tarlada ürün vardı, bahçede, çay bahçesinde ürün vardı. Ama ne o ürünün sahibi, üreticisi, ne de onu toplamaya gelen işçi tarlaya gelemiyordu, bahçeye gelemiyordu. Bunun gündeme gelmesiyle birlikte aslında benim de gündemime geldi. Babam da Doğu Karadeniz'de, Trabzonlu, o yüzden biraz da Şimdi ben de diyecektim, yani neden özellikle Karadeniz kısmıyla aslında merak başladı, onu da elbette konuşuruz ama altından bir baba faktörü ve işte memleket faktörü zannediyorum ki devreye girdi. Gıda, az önce de Murat Bey'in de söylediği gibi, artık ülkeler açısından stratejik bir alana doğru evrildi. Özellikle dedik ki pandemi, bir de Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tahıl krizinin de devreye girmesi, üretimin ne kadar kıymetli olması çokça tartışılıyor. Şimdi siz en son Karadeniz dediniz. Baba faktöründen dolayı Karadeniz başka Yani bir tarafı ağır mı? Anne tarafı da baba tarafı da yani anne tarafından da Trakyalı ve orada da yağlı tohumlar, ayçiçek ve buğday üretiliyor. Dolayısıyla hepimizin aslında, ya bu kişisel bir hikaye değil, hepimizin hikayesi. Çünkü biz zaten çoğumuz kırdan göçen insanların çocuklarıyız. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin en büyük 10 kentinin nüfusunun çok büyük bir oranı. Zaten kırdan, köylü çocuklarıyız biz, işin özü yani, hiç doğrudan söylemek gerekirse. O yüzden bir ayağımız, hatıralarımız, geleneklerimiz oraya zaten dayanıyor. O yüzden, ama ben daha fazla haşır neşir olduğum için, her yıl Trakya'ya ve Doğu Karadeniz'e gittiğim için biraz daha biliyorum. O yüzden biraz daha sorunları çabuk duyabildim. Çok fazla insanı dinleyebildim oradan. Çay müstahsilleri, işte oda başkanları, ziraatçiler, köylüler, hepsiyle konuşabildiğim için böyle bir gündem geldi önüme. Ama aslında yani bunu bir
araştırmaya dökmenin ateşini aslında eşim yaktı. Hı. Dedi ki yani hani sen bu kadar biliyorsun zaten, konuşuyorsunuz bu kadar. Bunları bir yazsan, bir dosyaya, haber dosyasına çevirsen dedi ve biraz öyle oldu aslında. Bu kitabı oluşturan yani o basamakların ilki çay ve eşimin bunu bir araştırma konusuna çevirmem yönündeki tavsiyesi. Evet. Evet, evet. Öyle başladı aslında. Sonra Türkiye'nin her yerine gittik. Yani fiziken belki gitmedik ama Türkiye'nin her yerinde tarım, gıda ve ekoloji alanında yaşanan sorunlar, bazen güzel şeyler. Hepsini dinledik. Pek çok yeri dinledik. Ve aslında bu kitap biraz da onların hepsinin, yüzlerce insanın doğrudan görüşünü, yaşadıkları sorunu dile getirmesiyle oluştu. O yüzden bu kitap benim değil. Ben sadece aktarıyorum. Kitap Türkiye'nin dört bir yanında üreten ve tarım işçiliği yapan, gıdaya emek veren, gıda üzerinde hakkı olan herkesin diyebilirim. Şimdi dediniz ya, birçok fiziken gidemesek de birçok yerle görüştük. Sorunlar benzer mi? Belki ürünler, üretim, tüketim, ithalat farklı olabilir. Ama benzer sorunlar çatısında mı toplanıyor üretici? Evet, evet. Yani benzer. Aynı süreçler yaşanıyor çünkü. Şimdi gıda üzerinde aslında... Arada şeyi söyleyeyim, bence bu biraz açar meseleyi, daha rahat anlatabilirim kendimi. Ben biraz evvel neden bu alana eğildiğimi, evet, nasıl bu alanda araştırma yapmaya başladığımı anlatmış oldum. Ama bunun kitaplaşma fikri aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız bir görüşme sırasında çıktı. Çok çok anlamlı bir soru sordu bana. Yani Filiz Başkan'la birlikte, Orhan Sarıbal vekilimizle birlikte bir proje için görüşüyorduk. Kemal Bey şunu söyledi, yani nereden geliyor ilginiz? Yani uzmanlığınız mı bu diye. Beni gerçekten şaşırtmıştı ve çok temel bir soru. Yani çok gerçek bir soru. Ben de demiştim ki yani benim hani babam Trabzonlu, biz her yıl fındık üretiyoruz ama her yıl daha az kazanıyoruz. İlgilenmek zorundaydım dedim. Yani bu böylece içimden gelen bir şeydi yani. Soru şu. Gıdayla ilgilenmek için bir uzmanlık gerekir mi? Gerekmez. Ekmekten bahsediyoruz, doymaktan bahsediyoruz. Yani evet, ev yapmak için uzmanlık ihtiyacınız var. Herkesin ev yapmayı bilmesine gerek yok. Ama herkesin gıdanın nasıl üretildiğine, nasıl biz tüketene kadar ve biz tükettikten sonraki yolculuğunda atıklara kadar nasıl yolculuğun ilerlediğini bilmek hem hakkımız hem ihtiyacımız. Evet. Çünkü onun üzerine söz söylemek zorundayız. Şimdi sorunuza geri dönecek olursak... O zaman bu kitap çıkmamış mıydı Kemal Bey'le? Hayır, hayır. Sadece hayır. Sizin bu takım haberleriniz. Kemal Bey bunu sorunca yani ben bu soru üzerine düşündüm ve onunla konuştuk işte bir iki gün. Ve sonra o görüşmelerden de çıkan şey şuydu, sonuç şuydu. Yani herkesin gıdayla ilgili problemi var ve bunlar benziyor. Yani sorunuz o yüzden bunu getirdi aklıma. Benziyor ama biz bu sorunları kendi içimizde konuşuyoruz. Evet. Ya da çok az insanın değerli emeğiyle ya da bir kısım insanın da manipülasyonuyla bilmeden konuşuyoruz. Ama bu en önemli şey. Şimdi o yüzden yani o Kemal Bey'in sorusuyla birleştirdiğimizde yani hepimizin bir şekilde bunu konuşmaya ihtiyacı var. Konuştuğumuzda da ortaya şu çıkıyor. Evet, herkesin sorunları aynı yerden kaynaklanıyor. Ya kimisi elbette bunun fiyatından dem vuruyor. Kimisi beslenememekten, kimisi doyamamaktan, kimisi hiç üretememekten, yani o ürettiğinin maliyetini karşılayamamaktan, geçinememekten. Ama hepsinin temelinde bir şey var. Bu kitap sadece bir şey söylüyor. Gıdayı metalaştırırsanız bu bir gıda krizine yol açar. Gıdayı metalaştırmak nedir? Gıdayı metalaştırmak, meta dediğimiz şey aslında satılmak üzere üretilen ve ticarileşen bir şey. Yani mal, meta anlamında. Şimdi temel insan haklarından bir tanesi beslenmek sonuçta, değil mi? Bir gıda hakkı diye bir şey var yani Birleşmiş Milletler'de kabul edilen. Herkesin yeterli, sağlıklı, düzenli besini tüketme, bunu alma hakkı var. Şimdi herkesin hakkıysa bu parayla alınıp satılabilir mi? Bunun üzerinden bir koca bir sektör olabilir mi? Yani gıda bir alan mıdır, bir hak mıdır yoksa bir sektör müdür? Bence buradan başlamalıyız. Yani sektörse... Sektör demek ne demek? Bizim anladığımız anlamıyla sektör
yatırım yapmak üzere, para kazanmak üzere insanların bir araya geldiği, üretim, tüketim ve alışveriş yaptığı bir alan demek. Şimdi gıdanın metalaşması, gıdanın mal haline gelmesi, gıdanın sadece bir kar amacıyla üretilip satılması ve tüketilmesi, bu faaliyetin tamamının kar amacıyla yapılması anlamına geliyor. Ama bunu zorunlu kılmıyor mu sistem? Yani siz gübreyi i̇şte ithal ediyorsunuz, evet. Benzini alıyor çiftçi, gübreyi ithal ediyor, ürünü bir şeye getirene kadar harcamaları belki de kazancından zaman zaman yevmiyesini de içine koyarsanız ya kafa kafaya geliyor ya bir tık üstüne çıkabiliyor. Dolayısıyla bir ticari meta haline dönüşüyor aslında tabii ürün. Ki. Ama bu şöyle, yani şimdi sonuçta çiftçiler de elbette geçinmek için üretirler ve satarlar. Biz de alırız ve tüketiriz. Bunda bir sorun yok. Bunda bir sorun yok. Ama birazdan çocuklarla ilgili örneği de vereceğim. Hı. Ama bunun büyük şirketler tarafından bir sermaye birikim alanı olarak görülmesi, yani sadece Akbelen meselesi de böyle aslında. Evet, evet. Yani doğanın ve hakkın gasp edilmesi meselesi. Yani doğanın bir var olma hakkı var ve birileri çıkıyor onu kar elde etmek için doğayı metalaştırıyor ve onu sömürüyor. İsterseniz ayrıntısına gireriz. Tabii tabii. Gıda da böyle. Şimdi biraz evvel yayından önce de konuştuk. Biz neden şikayetçiyiz? Aldığımız ürünlerin fiyatlarından şikayetçiyiz, değil mi? Yurt dışında onda biri fiyatını alabiliyorsunuz, evet. Burada aldığınız bir ürünü mesela. Bunun sağlıklı olup olmadığından kaygılıyız. Sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Besleyici olmadığını düşünüyoruz. Şimdi neden bunlar var? Bunlar neden yapılıyor? Para kazanmak için. Sektörleştiği için gıda. Yani gıda metalaştığı için. Böyle olunca o zaman bütün tarımsal üretim, bütün gıda alanı üretiminden tüketimine kadar sadece aslında sayısı da çok olmayan uluslararası tekerlerin kar etmesi için organize ediliyor. İşte onun ortaya çıkardığı sonuçları tartışıyoruz biz. Hı. Ve köylüler diyor ki bu böyle olmaz. Şimdi aslında çok dağıtmak istemem ama bu kitaptan bir sonuç çıkardım ben kendimce, ama bu benim yarattığım bir şey değil. Yani aslında köylülerin, çiftçilerin ve konuştuğum pek çok insanın ortaklaştığı nokta. Kitabın alt başlığı aslında bir yol var. Bu sembolik bir şey. Bir yol var. Nasıl bir yol bu? Bu çiftçinin yolu. Yani uluslararası alanda faaliyet gösteren La Via Campesina diye, yani Türkçesi bir yol, çiftçinin yolu anlamına gelen bir hareket var. Bir üretici sendikası, yani aslında gıda üzerinde hakkı ve emeği olan herkesin örgütlenebildiği bir sendika. 100 milyonlarca üyesi var ve Türkiye'de bunun bir paydaşı var, bir yoldaşı var, temsiliyeti var. O da Çiftçi Sen. Yani biz gıda alanında yaşadığımız sorunları çözmek istiyorsak bir dönüp çiftçiye sormamız lazım. Çünkü şimdiye kadar bunu yapmadık. Evet. Şimdiye kadar yani uzmanlık alanları ya da popülerlikleri itibariyle belirli insanlar çiftçiye ne yapması gerektiğini söyledi. Ya niye söylüyoruz ki? Yani biz bu konuları en fazla hayatımız boyunca duymuşuzdur. Yani bir uzman en fazla 40 yıldır bu alana dair bilgi sahibidir. Ama köylünün hafızası, köyünün bilgisi çok kadim. Şimdi siz böyle binlerce anlatınca yıldır. Ben dedeme sorardım. Dede neden bunu atıyorsun şimdi? Bizim dedemiz de babamız da hep böyle yapardı derdi. Evet. Farklı bir şey var. Evet. Kültür var yani çiftçilerde. Kuşaklarca sınanmış, evet. Bir bilgi, kadim bilgi. Yani şimdi mesela o kadim bilgi diyor ki endüstriyel tarım, yani gıda metalaştı, bir kar alanı haline geldi. Ve burada bir sorun yaşanıyor. İşte biraz evvel sizin bahsettiğiniz girdiler meselesi. Yani tarımda üretim yapmak için pek çok girdi var şu anda. Ve bunların çoğu kimyasal bazı şeyler, kimyasal ürünler. Ve bunlar daha kısa sürede daha az alandan daha çok verim almak üzere toprağa yükleme yapmak demek aslında. Toprağa sömürmek demek aslında. Topraktaki canlılığı da sömürmek demek. Şimdi böyle üretmeyi tercih ederseniz, yani doğayı, toprağı gasp etmeye, onun içindeki canlılığı gasp ederek bir gıda üretip bunu satmak, buradan para kazanmak isterseniz, o toprak onu sürekli karşılayamaz. Yani toprağı köleleştirmek aslında. Hı hı. Yani bitene kadar, oradaki canlılık bitene kadar onu sömürmek demek. Şimdi köylüler diyor ki bunu böyle yaparsanız, yani köylülerin yolu, La Via Campesina, Çiftçi Sen diyor ki bu böyle olmaz. Çünkü biz
binlerce yıldır tarım yapıyoruz ve böyle yapmadık. Böyle yapmadığımızda oradaki canlılığı korudukça o da bize hayat verdi. Ama şimdi endüstriyel tarımla oradaki yaşamı sömürüp yok edersek biz kimyasallarla, yani zehirlerle, kimyasal gübrelerle ölür ve biz yaşayamayız. Yani aslında nesiller arasındaki evet. çatışmalarda, yani çiftçiler arasındaki, bunu çok net görüyoruz. Siz de dediniz ya, biz aslında köylü çocuklarıyız. Şehirde yaşayan köylü çocuklarıyız. Dolayısıyla ben de keza aynı şekilde, şimdi babalar, dedeler birbirleriyle bazen tartışırlardı. İşte dedeler, ben hiç böyle bir ilaç kullanmadım yıllar boyunca. Neden böyle yapıyorsun? İşte babalar, hayır baba artık bu devir bitti. Şimdi bu, evet. bu sistem başladı. O çatışma, kuşaklar arasındaki o çatışma, yani sistemin getirdiklerine de şahit olduk aslında bizler. Bir şeylerin nasıl değiştiğine şahit olduk. Tabii tabii. İşte o değişimin sonunda biz aslında bir gıda krizine gelmiş evet, olduk. Geldik. Bu sadece üretimde değil, tüketimde de öyle. Yani beslenme alışkanlıklarımız da değişti. İlk defa çocuklarda yetersiz beslenmeyi konuşmadık mı biz bu sene? Evet, evet. Yani evet ve şey, hani bu yılın başında çocuklar için gıda dayanışması diye bir proje yapmıştık. Bir dayanışma organize etmiştik Efe Selçuk Belediyesi olarak. Orada da mesela çok konuştuk. Bülent Şık hocamız da gelip anlattı. Zaten bütün Türkiye'yi duyurdu. Şimdi burasından da bakabiliriz. Biraz evvel demiştim ya, çocuklarla da ilgili bir durum. Yani gıda bir haktır. Ve bu hakkı çocuklardan başlamak üzere herkese sağlamak durumundayız. O yüzden bir kere gıdanın temel beslenmesini devlet ya da devlet organizasyonu ya da toplum bir şekilde sağlamak zorunda. Şimdi böyle olmayınca ne oluyor? Yani çocuklar artık beslenememeyi bırakın, doyamıyor. Daha düzünü anlatayım. Efes Selçuk'ta yüzlerce çocuk her gün öğle yemeğinde çiğ köfte yiyordu. Ve o çiğ köfte çiğ köfte bile değil aslında. Tamam, ben de çok tüketiyorum ama çok seviyorum. Ama yani olmaz, doyamaz. Yani her gün onu yiyen çocuk okula gitmesine gerek yok ki. Niye gidiyor okula çocuk? Hayatının, yani 15 yaşında bir çocuğu biz 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk. O hayatı boyunca gereksinim böylece bilgileri alsın diye okula gönderiyoruz değil mi? Hı hı. Ama o yaşayamaz ki. Sağlam kafa, sağlam ama vücutta. Yani yaşayamaz ki. Şimdi bu hakkı biz sağlayamazsak hiçbir şeyin anlamı yok. Üzerine inşa edilse hiçbir şeyin ve anlamı yok. Ve geleceği yok etmek tabii bu uzun vadede baktığınızda. Tabii ki. Şimdi Bülent Hoca, Bülent Şık ısrarla söylüyor. Yani feryat figan söylüyor hani artık. Çocuklarda yeni hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Tedavi edilmeyecek kalıcı sorunlar, sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı. Yani bu tıbbi terimleri bilmediğim için ben bir şey söyleyemem ama yani çocukları sakatlıyoruz. Yani aç kalan ve beslenemeyen çocukların sakatlandığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Ve bunun sebebi pek çok ekonomik problem, toplumsal problemin yanında temel olarak gıda krizi. Yani krizden kastım da şu, şimdi biraz evvel de konuştuk. İşte eskiden Türkiye işte kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Evet. Yetmek sorunu değil, Türkiye kendine yetecek kadar gıdayı üretiyor zaten. Mesele üretememek değil. Mesele insanlar için, beslenmek için üretip üretmemek. Yani üretimi kim için yapıyoruz? Onu demeye çalışıyorum. Alamıyoruz ki. Yani üretiyor da olabiliriz. Kaç kişi az önce bir sonraki konuğum için şöyle notlarıma bir baktığımda şöyle, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 4 kişilik ailenin %47'sinde yalnızca bir kişi çalışıyormuş. Neredeyse yarısında bir kişi çalışıyor. Şimdi daha 11.402 asgari ücret alınmaya başlanmadı. O yüzden 8.500 olarak varsayalım. Şimdi 8.500 liraya bir baba ailesini mi doğurabilir? Ya da bir anne. Ne bileyim, et mi alabilir? Çocuğu yeterli mi besleyebilir? Yani ne yapabilir? Kira mı ödeyebilir? Hiçbirini yapamaz. Yani tabii ki yapamaz. Yani üretseniz de eğer tüketici satın alamıyorsa da bir problem var. Yeterli beslenemiyorsa. Evlere ne kadar et giriyor mesela yani? Tabii ki yani. Ya da şöyle, hani et ya da et muadili ürünler ne kadar alınabiliyor, tüketilebiliyor, ne kadarı sağlıklı yani. Bu sefer şu oluyor, alınamayınca talep de var. O taklit, tahşiş ürünler devreye giriyor. Tabii. Sırf çocuk da biraz tatsın, işte eve de biraz girsin diye bu sefer ucuz ürüne yöneliyorsunuz evet. Ama onun da besleyiciliği yok. Yok tabii ki. Yani belki de zararı var, bilmiyoruz. Üstelik. Bilmiyoruz yani, evet, bilmiyoruz sonuçta. Hani bu çok daha tehlikeli bir şey. Kesinlikle. Yani hani
ben size desem ki şu et muadili, şu ürün tehlikeli, yemeyelim bunu desem, tamam, bunda bir sorun yok. En fazla dava açılır bana. Evet. Ama yani bilmemek ve her şey şüpheli, yani hiçbir şeye güvenemiyoruz. Neden? Çünkü işte gıda metalaşıyor, endüstriyel tarım ve gıda sistemi kar için işlemeye devam ediyor. Köylü mutsuz, toprak mutsuz, hayvan mutsuz, çocuk mutsuz. Ama bu bir sistemse dünyada evet. da aynı evet. işlemesi gerekmez mi? Dünyada da aynı işliyor zaten. Ama bizim kadar bizim kadar mutsuz. Vahşi işlemiyor. Tabii. Değiller bizim kadar çünkü. Vahşi işlemiyor. Bunun ama artık dünyanın herhangi bir yerinde bir problemden bahsediyorsanız, bahsetmek istiyorsanız kapitalizmi konuşmak zorundasınız. Bundan kaçamayız artık. Yani bence akademisyenlerin de, siyasetçilerin de, gazetecilerin de bunu hatırlaması gerekiyor. Elbette siz Almanya'ya gittiğinizde Türkiye'den daha uygun fiyatlara daha kaliteli ürünler alabilirsiniz. Hı hı. Çünkü bu Alman emperyalizminin Türkiye'yle kurduğu ilişkide çok anlamlı bir yere oturuyor. Almanya gelişmiş bir ülke. Kapitalistlerin gelişmişi. Orada sömürü, orada birikim çok daha önce başlamış. Onlar o işi geçmiş. Onlar başka şeyleri, başka sorunları yaşıyor onlar. İşte nüfus planlamasını yaşıyor. Evet. Başka şeyleri yaşıyor filan yani. Hani böyle bir şey. Ama Türkiye'de sonuçta modernleşmenin, kapitalistleşmenin tarihi de aksak olduğu için, geç olduğu için daha doğrusu, aksak demeyelim. Biz sorunları daha derin yaşıyoruz. Ziraat Fakültesi'nde Harun Hocam, Harun Uysal, onunla geçtiğimiz günlerde bir program yapmıştık. Dedi ki, mesela kanser oranlarına dedi baktığınızda, yani gıda, zirai, ilaç bağlantılarıyla birlikte değerlendirdiğimizde, gelişmemiş ülkelerle gelişmiş ülkelerde dedi kanser vakaları çok düşük. Problem gelişmekte olan ülkelerde. Yani sorun dedi bizim gibi ülkelerde aslında. Biri parası yok, alamıyor. Biri gelişmiş, sistemi oturtmuş ve belli kural ve standartların dışına çıkmadığı için bunlardan korunuyor. Ama bizim gibi ülkelerde her şey serbest ve kontrolsüz. Asıl tehlike gelişmekte olan ülkeler. O da çok güzel bir tespitti. Evet, yani ama sonuçta biraz evvel söylediğimizle ilgili bir şey. Yani Avrupa Birliği kontrol ediyor. Yani evet, belli kodları var ve onlara bakıyorlar. Onlara göre alıyorlar. Vatandaşa ve insana değer vermek tabii aslında bu. Sağlığına, geleceğe, evet, topluma. Ya, evet, çünkü yani evet, o sistemde sistemin aktörlerini değerli buluyor yani. Evet. Biz de diyoruz ki hani çok olsun. Kalan çok, sağlar bizim. Evet, evet, yani evet. Ne yazık ki. Ama şimdi geldiğimiz nokta şöyle bir şey var. Yani tarım ve gıda alanının her aşamasında pek çok problem var. Problemleri insanlar anlattılar, ben dinledim. Kitapta hepsine yer verdik. Ama siz biraz önce şeyi hatırlattınız. Yani işte dedelerle babalar, evet, anneannelerle anneler arasındaki kuşak hiç farklılıkları ve anlaşmazlıklar, çatışmaları söylediniz. Şimdi o kuşak öyle bir kuşak ki, yani o kuşak boyunca, o dönem boyunca endüstriyel tarım ve gıda sistemi o kadar yerleşti ki, artık biz vazgeçemeyeceğimiz, böyle hani elimizin tersiyle itemeyeceğimiz bir durumdayız. Yani biz bugün şeyi bitirip, yani artık biz yanlış yapmayacağız, tarım ve gıda alanında biz kirletmeyeceğiz desek, doğal olana hemen döneceğiz desek mümkün değil. Bizim onarmaya ihtiyacımız var, onarıcı bir siyasete ihtiyacımız var, onarıcı bir stratejiye ihtiyacımız var. Tarım ve gıda alanı da böyle aslında. Bu arada birkaç dakikamız kalmış. Sona doğru da yavaş yavaş ulaşıyoruz. Yani biz yayın öncesi sohbet ettik ama bizi izleyenler ya da bundan sonra tabii bu yayın sosyal medya hesaplarımızda kalacak. Yani kitapta ne bulacak kısmını belki bir kez daha altını çizmek lazım. Yani bu bir hikaye değil. Hatta dedim ki farklı kaynaklardan, farklı araştırmalara girmektense tüm o farklı araştırmaları bir kitapta bulabileceği, aslında kaynak niteliğinde bir kitaptan değil mi bahsediyoruz? Teşekkür ederim. Evet. Okur içerisinde farklı uzmanlardan mı çıkarımlar, evet, dinleyecek? İçerisinde, bu kitabın içerisinde akademisyenlerin, siyasetçilerin, farklı siyasetçilerin, yerel yönetim başkanlarının, belediye başkanlarının, çiftçilerin, gıda işçilerinin, tarım işçilerinin, tarım ve gıda alanında emeği ve hakkı olan ve yetkinliği olan pek çok insanın sözünü, derdini, çözümünü derledik, biz bir araya getirdik. İnsanlar gıdayla ilgili, tarımla ilgili dertleri varsa
O dertleri zaten yaşayan insanları da dinlemiş olacaklar. Bir buluşma olacak aslında. Tarım üzerinde, gıda üzerinde hakkı ve emeği olan herkesin buluşmasını sağlamak üzere bu kitabı yaptık. Evet, el kitabı niteliğinde. O yüzden emekleriniz büyük. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben programı açarken noktalamadan merak edenler için onu da açıklayalım. Ben akademisyen diyeceğim ama sakıncalı bulunur mu dedim. Belki merak edenler olur. Ona da bir açıklık getirelim isterseniz. Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken sakıncalı olduğum iddiasıyla sözleşmeme, iş akdime son verilmişti. Sonra ben dava açtım, yürütmeye durdurma kararıyla geri döndüm. Sonra yine ertesi gün sakıncalı gördükleri iddiasıyla yeniden attılar ve dava devam ediyor. Hiçbir suçlama olmaksızın sakıncalı sadece gördükleri için işime son vermişlerdi. Beni üniversiteden koparmışlardı. O yüzden ben de kendime bunu yakıştırdım aslında. Evet. Eski yani 12 Eylül faşizmin öncesi o zamanlarda olduğu gibi insanların sadece hoşlarına gitmedikleri için hiçbir suçlama bile olmadan sakıncalı görülüp atılmaları demek ki devam ediyor yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Bu kitap da çok değerli ve çok kıymetli. Bir kaynak niteliğinde aslında hem bu alanda çalışanlara hem de belki ziraat fakülteleri, gıda mühendisliği birçok alandaki öğrencilere de farklı bir pencere açacaktır diye düşünüyorum. Tabii çünkü bir taraftan da gazeteci, yazar ve akademisyen kimliği de bir araya gelince kitabın değeri daha da farklı bir anlam taşımıştır. Emeğinize sağlık diyorum bir kez daha. Teşekkürler. Evet efendim, gazeteci yazar Murat Büyük Yılmaz bizimle birlikteydi. Sizlerden kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından İYİ Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdin Çobanoğlu bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Gündemi konuşacağız. Kentin, yerel yönetimler, siyaset, tarih, kültür ve sanatına dair ne varsa nabzının tutulduğu program. Gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş'ın sunumuyla Gündem Yorum her pazartesi, çarşamba ve cuma günü 9.15'te Son Mühür TV ekranlarında. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorla.